Bir tane taş atacaksın oğlum, at şunu artık. At, pas geçeyim, olmaz mı? Oğlum ne diyorsun lan? Bitmez elim lan. Korkma o kadar yani. En az 5-6 taşayım. Vallahi mi? At, bitmem yani. At hadi. Boy. Ne diyelim, ağrıyor ya. At. Ah, attım. Yani ne bileyim, onu alsak. Vay be, vay be ya. Yine okeyi çıkardı ya. Hop, altın top koydum okeyi vallahi ya. Yürü git lan, çocuk mu kandırıyor? Yok, yok. Kesin bu işte bir iş var. Nereden anladın? Hep okey atıyı kesin daş çalıyor sen. Kıskanç ya. Eller yukarı, pislik. On. Yok, yanlış oldu. Eller aşağı lan. Hayır, iyi böyle. Ne istin? İndirdim lan aşağı. İndir lan. Aşağı indir ellerine. İndir, 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 indir. Bu ne lan? Oğlum nereden girmiş? Demek taş şey yaparken oldu ya. Üçkağıtçıya bak. Ne kadar taş varsa hep çalmış. Böyleleri kavrayamamak lazım. Senin boğazında niye şişlik var lan? Oğlum bende goatır var ya, saçmalama, ne bileyim. Ne goatır lan? Gel buraya. Ne o? Oğlum yapma. Oo, bunlar ne lan? Oo. Ne bunlar ya böyle? Lan ne lan böyle? Ne bu lan böyle? Cephanelik gibisin lan. Geberteceğim lan. Vallahi geberteceğim şimdilik seni. Şu sağ cebini boşalt bakayım. Oğlum saçmalama, kaç taş yani? Çıkar sağ cebini, çıkar. Oğlum ne bunlar? Bu kimin montu lan bu? Monta koymuşlar. Mont benim neyle geldi lan? Oğlum herhalde taş döküyorum ben. Çok kötü durumdayım. Lan sen nasıl bir dolandırıcı pisliksin lan? Cephanelik çıktı lan üstünde. Oğlum taşlarken herhalde girmiş rüzgardan falan. Ne bileyim ben? Duru'yu indir şunu Allah aşkına. Oğlum sen utanmıyor musun lan bu yaşta hile yapmaya? Oğlum tamam lan, tamam. Şaka olsun diye yaptım lan. İki üç tane taş aldım yani. Şey yapma, hadi, hadi oynayalım, hadi hadi. Ben senin gibi hilebazlarla oyun oynamam. Çayları da sen ödeyeceksin. Pislik. Lan yürü git, gelsin ıstakayı kafana. Artık sana ihtiyacımız var. Çağır, Bekir'i çağır ya. Gelsin dördüncüye otur. Ben de oynamayayım üç kağıtçı pislik. Ben de gidiyorum. Taş düşüreyim iş. Geri git. Benden başka arkadaşım var sanki. Oh ya. Vallahi billahi bir numaralı. Esas asın pampamla kaldım baş başa. Karşıma geç, hadi tavla falan atar. Geç lan, pişti pişti oynayak, geç. Şey oynayak, bezik oynayak, gel. Sen guatırlarınla tek başına oyna, ben eve gidiyorum. Şey! Gel lan, okey oynayak. Ne bir şey ya. Yani. Benim değil onlar. Bu nedir bu ya? Allah. Çalmadım. Çalmadım lan. Mont da varmış. Of. Nasıl geçsin ya? Duymadın mı Emir'in dediklerini? Şura mı oturdu be? Söyledikleri şura mı oturdu? Bana nasıl hırsızlar ya? Hiç mi tanımıyor Gökçe beni? Tamam Asu. Düşünme artık bunları. Sen kendini bildikten sonra kimin ne dediğinin ne önemi var ki? Sindiremiyorum, sindiremiyorum ya. Ya ben başkasının malına, parasına göz dikecek insan mıyım? Değilsin tabii. Onların utanması lazım. Emin neyse de. Mine'yi görmedin mi?
de bana kenafir derler. Ne yapacağım ben şimdi ya? İş yok, para yok. Kalacak yerim bile yok. Çalışmak istesem dolmuş da yok. Dımdızlak kaldım ben. Osman, aslında ben sana bir miktar... Sakın. Sakın, ben senden borç falan alamam hiç. Tamam o zaman, arabayı satalım. O seni bir süre daha idare eder. Bir kere anılarımız var bizim o arabayla yani. Bileğimizin hakkıyla beraber kazandığımız iş mi bizim? Olsun Osman ya. Yine kazanırız. Senden benden önemli değil de. Yani doğru diyorsun aşkım da. Taşıma suyla değirmen de dönmez ki be. Yani bana daha uzun vadeli bir iş lazım. Yıldız ablaya mı gitsen? Ha? Bak en iyi o seni anlar. Çünkü zamanında o da babasına res çekmişti. Yani Yıldız ablaya gitsem... geri çevirmez de. Tamam. Hadi ona gidelim işte. İlla ki sana göre bir iş vardır. Akşam da kulübede kalırsın. Kulübe çok iyi olurdu aslında ama. Ya diyorum ya, ben hiç anlamam garsonluktan, öyle tabak taşımaktan falan. Yani yararım dokunacak diye daha çok zararım dokunur. Osman, ne yapacaksın o zaman? En iyi bildiğim şeyi yapacağım. Ben sana boşuna şoförüm demiyorum. Beni toprak mı sandın da çiğneyip de geçersin? Diley, diley, diley yar. Diley, diley, diley yar. Diley, diley yar. Beni toprak mı sandın da çiğneyip de geçersin? Halil, ne yapıyorsun? Çıkalım. Şey kokmuş hep, duman, is kokmuş, kebap kokmuş. Ben de yıkadım, asıyorum. Otelde çamaşırlarını yıkamıyorlar mı? Yıkıyorlar da ben artık otelde kalmıyorum ki. Buraya taşınmaya karar verdim. Ne zaman? Vallahi 9-10 saat önce böyle bir karar verdim. Bir de hani hırsızın girme ihtimali falan beni çok rahatsız ediyor. Kafamı da senden korumuş olurum. Bak hele, Sema böyle çay kattım. Ne diyorsun, içer miyik? İçerik tabii. Sen Allah'ına kurban, hadi. Buyurun ki çıkalım. Teşekkür ederim. Heh, katayım ben sana. Of. Hava o kadar soğuk ki çay hemen soğuyor. Bak katarken soğuyor. Buyur ki çıkalım. Sen içmeyecek misin? Ben bir bardak alayım geleyim. Sen restoranı korumak için burada kalacaksan seni kim koruyacak? Evelallah kimseden korkumuz yok. Buraya yakın olmak beni rahatlatıyor, biliyor musun? Nereye yakın olmak? Ha buraya. Yani buraya ya, dükkana işte, dükkana. Yani sen de haklısın tabii. Gecenin bir vaktinde gönül yaran aklına gelebilir. Mutfağa gidip humus yapmak isteyebilirsin. Pardon, ben yanlış bir şey mi söyledim? Yok. Geçmişin doğrusu yanlış olmaz küçük hanım. Geçmiş gitmiş işte. Yani gecenin bir vakti seni yatağından kaldırdığına göre pek geçmiş gibi değil sanki. Geçti geçti küçük hanım. Yani yıllar geçti üstünden. Beni terk edip gitti. Bütün ihtimalleri de aldı götürdü yanımda. O zaman... ondan sonra kimseyi sevmedim.
sevemedim diye. Yok yok. Güvenemedim daha doğru. Aslında unutamadın. Unuttum ya. Ne var unutmayacak? Sana bir şey diyeyim mi küçük hanım? Aslında giden senin değildir. Yarandır senin olan. Anlıyor musun? Bize de saygı duymak düşüyor işte. O zaman yaraların nasıl iyileşecek? Yani nasıl unutacaksın? Elbet o yaraya üfleyen biri bulunur. Yarayla ömür boyu yaşanmaz küçük hanım. Sen unutmaya gönlün var herhalde, doğru mu? Kimi? Hadi bırak şimdi, bırak. Biz de bir şeyler biliyoruz, boş delik yani. Şükrü abi anlattı değil mi? Adamın da ağzında asla bakla ıslanmıyor. Lafı değiştirme, değiştirme. Unuttun mu o baby face'i? Unutmuşum. Yani nasıl oldu, ne zaman oldu bilmiyorum ama bir gün bir baktım, bıraktığım yerde değil. Çünkü o yerde başka biri var artık. O yüzden orada der. Benim şimdi gitmem lazım. Çay için teşekkür ederim. Nereye daha? Gitmem lazım. Çok sağ ol. Ellerine sağlık. Görüşürüz. Kolay gelsin. Kapat. Önünü kapat. Soğuk. Tamam. Tamam. Aşkım. Hayırdır, ne yapıyorsun? Burada da mı taş çalıyorsunuz ya? Lan o çift okey bende olacaktı ki bak neler yapıyordum size. Ha. Ne? Ne yapıyorsun sen Kuzey? Okey oynuyorum. Gündüz oynamaya doymadın herhalde. Ben işsiz güçsüz bir bireyim ya. Sabah gidip akşam döneceğim bir işim yok ya. Ya aşkım ne alakası var? Ben o anlamda demedim. Aha, ben yani işin olsun, iyi mutlu ol diye dedim yani. Aşkım benim işim yok, yok. Benim son işimi sen böyle tehditlerle kovaladın ya. Ne? Ben mi yaptım? Hey, kabak yine benim başıma patladı. Kusura bakma Kuzey Efendi. Benim kocama asılan kadına göz yummadığım için kusura bakma. Gözlerimi böyle açık bıraktığım için kusura bakma. Yani tamam benim hatam, özür dilerim. Tamam aşkım. Ben de kadınlar bana asılmasın diye ordunun en sakallı bıyıklı erkekleriyle okey oynuyorum. Orada yetmiyor, burada oynuyoruz. Orada buradakiler de aynı. Aynı adamlar. Kıllı göbekli pislik. Ya aşkım ne yapacaksın sen kahvede ya? En fazla bir gün, en fazla iki gün gidersin. Ondan sonra bıkarsın. Yok aşkım, yok. Ben sabah gideyim, akşam geleyim de o aradaki boşlukta ayağına dolanmayayım yani. Kırıldın mı sen be? Çok mu alındın? Bak vallahi aşkım özür dilerim ha. Ben bu kadar kırılacağını bilmiyordum yani. Aman da benim okuzcum mavişine küsmüş, mavişine alınmış. Hı? Çok mu kırılmış? Aman. Pottik de pottik, pottik de pottik. Barıştık mı? Barıştık mı kocacığım ha? Biraz daha özür dile bak. Aman benim kocam bağ küsmüş, çok alınmış. Hanimiş benim güzel burunum. Hanimiş benim minnak burunum. Benim güzel boyunum. Haydi barıştık artık değil mi? Barıştık. Minnak burunum ne ya sen? Ben evde olmadıkça sen benim burnum bile unutmuşsun mu abişim? İyi bir şey değil bu. Aa yok yok. Aa, unuttum mu aşkım? Aa, sevgimden ha, sevgimden ha. Tamam haydi barıştık. Barıştık değil mi? Barıştık. Ha. Tamam. Barıştık. He? İyi barıştık tamam. Çıkıyorum ben.
Tamam, ben de 2 dakika sonra çıkarım zaten. Görüşürüz. Farkında mısın? Sırf benimle çıkmamak için her gün 2 dakika geç çıkıyorsun. Hiç sekmiyor. Alakası yok. Yarın sabah görüşürüz. Sanmıyorum. Ne bu? Veda mektubu diye yazılır. İstifa dilekçesi diye okunur. Ayrılıyorum ben. Bravo. Vay be. Daha aylar önce önümde diz çökmüştün. Bir ömür tabaklarını taşımama izin verir misin Feride diyen adama bak ya. İzin vermedin ki Feride. Ne kendine izin verdin ne de bana. O yüzden gidiyorum. Mete. Bak eğer bu kapıdan çıkarsan arkadaşlığımızı bitmiş sayarım. Hala arkadaşlık diyor ya. Ben sana aşığım, bunu biliyorsun. Bana net bir cevap bile vermiyorsun ya. Mete, üstüme gelme. Feride. Markette cevabımı alamadım. Tekrar soruyorum. Gerçekten sadece arkadaş mıyız? Tamam. Ben cevabımı aldım. Güle güle. Mete. Yapamam. Çünkü emin değilim. Sadece emin olmasan dayanamazdın. En azından bana bir umut verirdin. Sende emin olmamaktan daha fazlası var. Mete bak, ne yazık ki ben kolay evet demem. Ama kolay vazgeçmem de. Emin olmam lazım sadece. Neyden emin olman lazım Feride? 2 yol var, ya sevgili olmak istersin ya da istemezsin. Hayır, ben sevgili olmam Mete. Ya sevdam olur ya da hiçbir şeyim. O yüzden emin olmam lazım. Ben de sana aşık oldum bile bile arkadaş kalamam. Kendine iyi bak. İstifanı kabul etmiyorum. Halibo seve seve kabul eder ama hem aranızdan çekilmiş olurum. Bir dakika, ne biçim bir söz ya? Bence her şey gayet güzel gidiyordu. Ta ki o gelene kadar. Tam böyle aramızda bir şeyler başlayacak derken tak! Halil İbrahim geldi. Sonra senin aklın karıştı. Mete, saçma sapan konuşma. Sen nasıl arkadaşımsan o da öyle arkadaşım. Arkadaşmış. Bence sana arkadaşlık terimini tekrar gözden geçir. Kaçıp kaçıp buna sığınıyorsun. Haddini bil Mete. Konuyu saptırıyorsun şu anda. Bence gayet konunun özeti bu. Ayaklarını. Kızım çeksene ayaklarını. Ne yapıyorsun be? Ne dürtüyorsun? Ruh hastası. Topla şu ayaklarını. Oturacağım. Allah Allah. Evde başka yer mi yok Mina? Yürü git şuraya otur. Ben bilgisayarımı özellikle buraya koydum. Burada oturup film izleyeceğim. Ya kızım sen inat mısın ha? Ha, bilerek mi yapıyorsun? Mine! Yürü git buradan, benim sinirimi bozma. Bozarsam ne olur? Sen de sevgilin gibi yumruk mu atarsın? Bilerek yapıyorsun değil mi? Aklın sıra beni tahrik edip Yıldız anneyle babama kötü göstereceksin. Ama yemezler canım. Ay çok pardon ya, göremedim, yanlışlıkla oldu. Kusura bakma. Mine, Mine kalk ayağımın üstünden, bak elimden bir kaza çıkacak. Pardon ya, görmemişim. Kızım canım acıyor diyorum, kalksana. Ay yeter be. Ben bu koltukta oturmaya bayılıyorum biliyor musun? Aşırı rahatsız.
Pardon. Gözüme geldi. Geçer. Ama sen yettin artık. Hı hı. Sen yettin. Çocuğumuz doğunca pabucumu dama atacaksın diye çok korktum. Aşkım olur mu öyle şey? Ben senin pabucunu 20 sene boyunca bekledim. Atar mıyım hiç? Atmazsın değil mi mavişim? Atmam aşkım. Ha, vazgeçmezsin değil mi bende? Ulan nasıl vazgeçeyim? Ben her gün seni daha çok seviyorum. Vazgeçer miyim hiç? Canım karım. Mine! O kızların sesi mi? Yok efendim, film izliyorlardı. Aa, Gökçe de dedi vallahi. Filmde Gökçe ve Mine adında iki karakter var demiş. Kaçıyorsun değil mi yalancı? Yok yok Kuzey. Gal kurban olayım Gal. Aa, evi başımıza yıkacaklar Gal. Ben evi bir daha yaparım. Ya niye saçmalıyorsun Kuzey? Aşkım alt tarafı bir düello yapacaklar hepsi bu. Ne? Taş taş. Düello mu? Manyak mısın sen? Aman yarabbim. Allah'ım. Kristallerim. Kesmelerim. Gırlantlarım. Oy. Etmayın, etmayın. Aşkım sakin olur musun? Aşkım sakin ol. Bana bak, senin o beynini pekmezini okuturum ha. Okutsana. Burnuna bir vururum arkadan çıkar. Çıkarsana. Kaşını kenarını yararım. Yarsana. Kulağını deliğini koparırım. Kopursana. Kız o taş ne? Bak yeter ha, yeter. Buluşacağız artık, yeter yani. Kurban olayım, bir şey yap Kuzey. Bakın evin başıma yıkacaklar. Ben bunların arasına girmem, girmeni de tavsiye etmem. Bak sen çok fazla olmaya başladın. Bunu bir vururum gözün içine kaçarak. Vur hadi, hadi vur. Hadi ne duruyorsun? Vursana. Yeter artık ah, yeter kız. Yeter. Ver şu gırlantımı. Ver kurban olayım. Ne kadar zorluklarla aldım. Aa, Allah yaratmış bak, eliniz kolunuz var. Birbirinize hiç zarar verdiğinizi görmüyor bu gözlerim. Varsa yoksa benim eşyalarım. Yeter artık aa. Aa, yeter artık ya. Saçınızı başınızı yolun ama eşyaları kullanmayın. Gelsen şöyle aşkım, bize bir şey olmasın. Fight. Öyle mi? Sen var ya sen, benim şu elimi kıvırdatmama bile değmezsin. Sen var ya sen, sen benim saçımın teline bile değmezsin. Ay yüzünü görmeye bile tahammülüm yok. Öyle mi Mine? Kapı orada, çık git o zaman. Ay madem bu kadar iyi biliyorsun kapının yerini, sen git o zaman. Pardon da ben niye gidiyorum ben? Sen git. Kızım sen kimsin ya? Ha? Sen kimsin beni babamın evinden kovuyorsun ha? Asıl sen kimsin de beni babamın evinden kovuyorsun? Baba! Kim gitsin? Kim kalsın? Bu gitsin. Ben kalayım. Bir düşüneyim. Düşündüm. Ben kızlarımın ikisine de kıyamam, herhangi bir ayrımcılık yapmam. İkiniz de gidin. Ne? He, ama gitmeden önce güzel bir etrafı toplayın, dağıttıklarınızı toparlayın. Ne? Toparlayın! Hadi ha. Aferin aşkım, ha, hep böyle olmak lazım. Sağ ol. Oh.
Sen kimin hanesinde geziyorsun oğlum? Oh. 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 Ye ula. Ye aa, bütün o kötü adamları ye. Aa, o kırmızı kafalıya dokunmayasın ha. Dokunmayasın ona. Ye ula ye. Ay Allah'ım. Efendim Halli Bol. Kirve yetiş. Ne oldu lan? Yakaladım fareyi. Fare mi? Oh, fare mi? Ne faresi? Ne? Restoranın kemirgenler mi bastı? Restoranın kemirgenler mi bastı? Lan yok oğlum. Yani yok ya. Hırsızı yakaladım. Tek hamleyle yere serdim şerefim ben. Ha tamam tamam. Kuzey, restoranımı kemirgenler mi yemiş, ne olmuş? Uy Allah'ım, doyamadım, restoranım. Kızım neye bakıyorsun orada ya, ne var? Ya yok bir şey, hırsızı yakalamış, hırsızı. Ne, hırsız mı? Hırsız mı? Yok artık. Hırsız. Evet, ne diyorsunuz, eserimi beğendiniz mi? Vallahi biraz futuristik çalışmışsın gibi geldi bana. Bence bayağı realistik çalışmış. İyi tamam ula tamam ha. Hadi konuşacağınızı çevirin de yüzünü. Kimmiş bakalım? Kimmiş bu benim dükkanımın düşmanı? Kimmiş bu hırsız? Doğru değil yenge. Osman! Osman? Osman iyi misin? Ana! Hırsız Osman mıymış? Ay sen bir de bize kızıyordun. Demek ki Emin'in parasını çalan da Osman'mış. Mine saçma saçma konuşma. Ben çağırdım onu buraya. Niye çağırdın gecenin bir vakti, ne iş var burada? Baba kalacak yeri yoktu. Ben de gel kulübede yat dedim. Ne bileyim ben bu Halil'in Osman'ın kafasını yaracağını. Hanımefendi ben nereden bileyim bu farenin bizim şoför olduğunu? Yüzüne mi baksaydın acaba? Üf ne de tamam ha tamam, kavga etmeyi bırakın da haydi kaldırın çocuğu, kendine getirelim. Osman ablam haydi aç gözlerini ha. Allah. Yavaş yavaş ha, dikkatli olun. Daha iyi misin Osman? İyi, iyi. Kalın kafalıya bir şey olmaz. Baba. Adanalı. Elin pek mi ağırmış be? He oğlum, odun mu oturtuyorum ne yapayım? Oğlum sen de ne arıyordun etrafta? Ya kulübenin anahtarına bakıyordum ya. Ya yavrum onu anladık da aha, burada ne arıyordun? Ya niye evinde değilsin sen? Ben bir daha o adamın evine adımımı atmam. Allah Allah, o niyeymiş? Öyle işte, kavga ettik. Ne? İyi madem öyle niye buraya geldin? Emin'in koskoca evi var, oraya gideydin ya. Yok buraya gelir. Aklı sıra kızımla yakın olacak ya. Yok Kuzey abi, hiç alakası bile yok. Düşündüğün gibi değil ya. Emin'le de tartıştık biraz sondan. Bak kızım gördün mü? Bu geçimsiz. Geçimsiz bu çocuk. Bu çocuğu bırak sen, geçimsiz bu. Babacığım konu öyle değil. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ben... Akşam akşam rahatsız ettim sizi, kusura bakmayın ya. Soğukta diktim oraya, gideyim ben. Osman otur yavrum, olur mu öyle şey? Otur, otur. Nereye gideceksin? Yapacak bir şey yok, o zaman gelip bizde kalacaksın. Oo, bizim ev olmaz. Olmaz bizim ev. Aşkım, bizim ev dolu. Nasıl dolu? Aha kızları kovdun ya. He doğru. Bizi niye ara kovdun? Seni değil yavrum, kardeşlerini kovdum. Baba ben hiçbir yere gitmiyorum. Ay vallahi ben de gitmiyorum. La ortağım, bu oğlan nerede kalacak? Yazıktır. Yazık. Oo, Gökçe Hanım. Günaydın. Günaydın Feride Hanım. Hayırdır, sen bu saatte kalkmazdın normalde. Özel bir sebebin mi var? Yani benim sebebim belli de... Seni böyle sabah erkenden uyandırıp bu şahane sofrayı hazırlatacak sebep neydi acaba? Ben onu merak ettim. Neyse tamam, hadi zorlamayacağım seni. Buyur önden geç. Teşekkür ederim efendim. Güzel olmuş. Şöyle götüreyim. Kız bunu nasıl getirdin evden? Dün burada hazırladım işte. Burada mı hazırladın? Evet. Şöyle koy bakalım. Aa. Ay abla şunlara bir bak ya. Ay çifte kumru gibiler. Bak ne yapacağım şimdi. Ya açık uyuyorsunuz camı.
Aşkım. 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 Uyan hadi. Sabah oldu. Uyuyalım, uyuyalım. Biraz daha uyuyalım aşkım. Halil. Gülüm. Hadi kalk artık. Bas güneş kızım. Az daha uyuyak mı gülüm? Uyuyalım gülüm, uyuyalım. Sarıl bana bakayım bir de sokucu. Öptü, öptü. Dur be! Dur! 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 Ne? Hırsız! Sen miydin lan? Ne böreğin oğlum başımın dibinde? Abi sen niye tekmeliyorsun beni ya? Bir akşamdan kafamı vuruyorsun, sabahtan belimi vuruyorsun. Haklı. Hırsız sandım, kusura bakma. Günaydın aşkım. Günaydın. Günaydın küçük hanım. Günaydın. Hanımlar, küçük hanımlar günaydın. Sağ ol, Allah razı olsun beni de gördü. Kahvaltı. Hadi gelin kahvaltı hazırladım. Sen bana kahvaltı mı hazırladın? Evet. Allah'ıma de. Allah'ıma? Yani ikinize de kahvaltı hazırladım acıkmışsınızdır diye. Ya kurban olurum Feride ablam, ellerine sağlık da ne gerek vardı ya, biz aşağıda atıştırırdık bir şeyler. Öyle içime sinmedi. Hadi buzlamamız gibi oldu, başlayın. İyi hadi otur. Otur sen de. Vallahi dayanamayacağım, zaten ben de yiyeceğim. Gel gel. Sağ ol. Şununla başlayın. Küçük hanım bu sakız gibi sönüyor. Çünkü o öyle yenmez. Böyle. Allah Allah, nasıl da yiyor ki gözümün çiçeği. Vallahi ellerinize sağlık ya. Ben çatalı bırakıyorum o zaman. Vay vay vay. Aşkım. Kocacığım. Birazdan. Haydi bak kalk ama geç kalacaksın. Neye geç kalacağım aşkım? Kahvede okey ekibi toplanmamıştır da. Oh hey. Ula ben seni kahveye gidip oyna diye mi yolladım dün? İş bulacaksın ya. Aşkım sen hala orada mısın ya? Bu şehirde bana iş yok. Nasıl yok? Senin gibi bir gemiciye koskoca sahil şehrinde nasıl iş olmazmış? Canım aşkım, güzel ordumuzda bana iş yok. İyi o zaman, tersane var, koskoca tersanemiz var, oraya gideydin. Allah Allah, abisi ayrı, kardeşi ayrı. Canım benim, Sefer de dün aynı şeyi söyledi. Yani benim yük gemisiyle, balıkçı teknesiyle ne işim olur? Ben daha minnak, daha sanatsal, daha kreatif tasarımlar yapıyorum. Ne var ha? Azıcık da böyle koca koca gemileri tasarlasan. Aşkım benim, benim daha önce yaptığım tasarımlarım, portfolyom var. Benim ne işim var tersanede? Ya istediğin işi bulana kadar azıcık böyle idareten gitsen bari. Ne var? Tersanelerde ne çok kaza oluyor sen biliyor musun? Nasıl göndereceksin sen beni oraya? Aşkım sen tersanede çalışmayacaksın ki. Güzelim ofisin olacak, ofiste çizim yapacaksın. Bak ya, işimin bütün ayrıntılarına da hakimsin maşallah. O zaman kendi ellerine götürür bırakırsın beni tersaneye. Öyle olacak zaten. Ben götüreceğim seni. Bünyamin abiyle tanıştıracağım, konuştum. Bünyamin kim ya? Bünyamin abi bizim aile dostumuz. Kendisine senden bahsettim. O da dedi ki Kuzey Beyefendiciğimle tanışmak için can atıyorum dedi. O yüzden seni böyle beraber götüreceğim, gidip tanışacaksınız. Sonra baskı yapmak yok ama. Yok, vallahi yapmayacağım. Git bir tanış, beğenmezsen tamam geri döneriz yani. Söz mü? Söz, ulan söz. Bak vallahi söz.
Tamam bak vallahi eğer içine sinmezse ben seni elinden tutacağım, kendim götüreceğim kahveye. Baskı yapmayacaksın. Tamam gidelim şu tanışalım Bünyamin abinle. Ay. Tamam hadi bakalım o benim güzel kocam. Haydi güzelce üstümüzü giyelim sonra pıt 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 gidelim tersaneye. Haydi bakalım haydi yavaşça kalk ha. Aşkım haydi ama kurban olayım haydi bak aa biraz daha hareket haydi. Haydi kocacığım haydi ah, hareketlen. Kuzey! Geldim. Aşkım bak bak bak. Bak aşkım görmüyor musun? Ha kocaman bir yer bak. Aşkım tonluk gemileri yapıyorlar burada. Herhalde büyük olacak. He işte ben de onu diyorum. Bak koskocaman yer yapmışlar. Helal olsun valla. Helal olsun ha. Ya Mavişim duyan da seni restorana, otele falan getirdim zannedecek. Yani Mavişim tersane büyük olur. Çünkü büyük gemileri burada yapıyorlar. He ben de işte onu diyorum aşkım. Yani büyük kocaman. Bünyamin abi paraya kıymış. Aşkım Bünyamin abini ve tersanesini övme çaban gözlerimi yaşarttı. Tebrik ederim. Yok aşkım ben ondan demiyorum. Yani çok beğendim burayı ondan diyorum. Ha baskı yapmak, yönlendirmek, gaza getirmek için değil yani. Aa aşk olsun aşk olsun. Yani öyle bir şey yapar mıyım aşkım yok. İyi hadi gidelim Bünyamin abinin ofisine de. Biraz da o övsün tersanesini hadi. Hep gidelim bak. Yani bence çok iyi anlaşacaksınız. İstediyorum içimde öyle bir his var. Çok iyi anlaşacaksınız. Haydi ha. Bak bak çıkan kıvılcımların ha bak ne kadar güzel. Selamünaleyküm Bünyamin abi. Oo Yıldız hoş geldiniz buyurun buyurun. Kuzey Molluoğlu ben. Merhaba Bünyamin Savaş buyurun oturun lütfen. Evet demek bugüne nasip bir şey tanışmak. Sizi kadıların damadı olmadan önce de piyasadaki işlerinizden takip ediyordum. Tasarımlarından haberiniz vardı yani. Olmaz mı? Bizim burada fabrikasyon imalat yaptığımıza bakmayın. Ben de özel tasarımlarla ilgiliyim. Yani şimdi ben bu işe başladığımdan beri hep özel tasarım yaptım. Tersanelerde herhangi bir deneyimim olmadı. Sizin gibi bir mimarı imalatın içinde zayi etmeyiz, merak etmeyin. İsterseniz önce tesisimizi gezelim. Sonra ne yapacağımıza beraber karar veririz ha. Hay hay olur. Yıldız biz seni hiç yormayalım. Ben sana bir çay söyleyeyim. Biz Mimar Bey'le gidip gelelim ha. Olur ha olur. Siz işinize bakın ha. Haydi hayırlı işler. Haydi o zaman buyurun. Uy Allah'ım Allah'ım sağ şükürler olsun. Galiba sonunda kocamın mutlu olacağı yeri buldum. Ah buldum sonunda. Uy. Çekiyorum, çekiyorum, çek. Çekme ya. Arkadaşım çekme istemeyeyim ben. Çekme bu nedir ya? Seve ne yapıyorsun ya? Niye bozuyorsun konsepti? Daha ne konsepti? Delirdin mi sen çocuğun yanında, adamın yanında? Biz ruh hastası mıyız? Hiç böyle fotoğraf şeyi olur mu? Hem bir kere ben niye deniz adamı değilim ya? Ben niye kötü kalpli bir avcı gibiyim yani? Çocuğumu, karımı böyle şeyle, oltayla avlamış kötü kalpli bir avcı gibiyim istemeyeyim. Yok Seferim sen öyle düşünme. Şey gibi düşün. Sen mutluluk avcısısın. Biz de senin kısmetin ve mutluluğunuz. Öyle deyince bak biraz ısındı bana iyi oldu ama ben bir şey ekleyeceğim. Benim bir şeyim, bir fikrim var yani. Tamam. Evlat kuşum. Sefer kuşum. Hadi. Güzel.
Tam havadayken canım. Ama ben havadayken şahım. Şey yap, şey yap. Bizim çıkıyor. Ben ayağımla kapıyormuşum gibi, o da engel oluyormuş gibi çap. Tamam. Havadayken. Tamam. Ha, sırttan gibi sonu atlıyormuş gibi yap. Sırttan ne lan? Biz kaçalım. Kaçalım, biz kaçıyormuş. Hayvan mı sırttan? Ah, dur. Ben pençelerimi alıyormuşum gibi. Tamam. Tamam. Havadayken. Sen atla, atla, atla. Atmaca gibi atla. Hadi çocuğum var. Bravo, süper konsept. Hiç bozmayın, çekiyorum. Hadi bak ya. Kızıma dönüşsene. İyi. Çok iyi. Bana doğru bakın. Ay, oldu mu şimdi Naide bu? Niye ya? Şöyle tatlı bir aile tablosunu böyle pençe çıkarmak falan hiç yakışık aldı mı Naide? Ne lakız var ya? Benim bir yanım yırtıcı bir kuş, bir yanımsa melek. Bravo, harika bir konsept oldu. Çekiyorum, gülümseyin. Harika. Abi sen yapma lütfen ya. Sana aslanım, sen karışma, sen işini yap ya, patlat sen. Bunu kim? Çok sinir bu çocuğa. Tamam, patlatıyorum. Bana doğru bakın. Sen de çırp şimdi, şöyle çırp. Sevil yavaş. Haydi çırp, adamın yanına ne atıyorsun? Haydi! Açıldı mı bir yerin falan? Hayır, gelmedi. Çekmedi lan o araları. Yok, yok. Ah, böyle çok güzel oldu abi. Sefer Bey, ne yapıyorsun? Titremeyin, netlik kaçıyor. Sefer, ne yapıyorsun? Kıpraşıp durma ya. Haydi, durduramıyorum. Elimde değil. Bir şeyler içimde kıpırdıyor, kabarıyor bir şey. Ne oluyor Sefer? Ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun? Çok kötü şeyler olacak istediğim. Anam, öyle deme ya. Allah korusun. Ne oluyor ya? Naide, çok yakın zamanda çok kötü şeyler olacak. Allah korusun ama çok yakın birine çok kötü şeyler olacak. Sefer, ne diyorsun ya hocam? Kendine gel. Sefer. Sefer. Çok kötü şeyler olacak. Ay Sefer. Sefer! İyiyim, iyiyim. Ne oldu kız? Gittin geldin. Gittin geldin ama izin buradasın. Gelmedim, hala gideyim. 112'yi mi arasak? Ne diyorsun lan sen? Abi. Nerede kaldılar bunlar? Demek ki iyi anlaştılar ha. Öyle sohbet, muhabbet. E ondan gelemediler herhalde. Yoksa anlaşamadılar mı? Uy Allah'ım, ne olur anlaşmış olsunlar. Uy. Nihal Bey iki kahve söylemişti. Gel kardeşim ha, bırak, bırak ha. Sağ ol. Ha, bunların kahveleri geldi ama kendileri gelmedi daha. Kahveleri soğuyacak. Uy. Abi daraldım ha. Yok, yok, kesin bir şey oldu ha. Kesin bir şey oldu. Ben gidip bakacağım, dayanamayacağım. Uy. Nerede bunlar ya? Patron çağırıyor. Bekletmek olmaz. Siz geçin, ben birazdan gelirim. Tamam. Uy Allah'ım, sağ şükür olsun. Bak bak bak, havalara bak. Daha nasıl da yüzü gülüyor. Anlaştılar herhalde. Uy Allah'ım, sağ şükürler olsun. Aha, Kuzey'im burada mutlu olacak sonunda. Sen bizi utandırma yarabbim. Uy.
açın patlayacak.